Hayırlı Ramazanlar, sağlıklı, bereketli, güzel bir gün diliyoruz değerli izleyenler. Niyetliyiz programıyla karşınızdayız. Sizin de bildiğiniz gibi büyük felaketlerin, acıların ve mutlulukların yaşandığı zor zamanlardan geçiyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bu anlarda yıllar boyunca kalemiyle, anılarıyla, hayatıyla, imani bir bakış açısıyla Türk ve İslam kültürünü bize anlatmaya çalışan nadide yazarlarımızdan bir tanesine mikrofon uzatıyoruz. İhsan Süreyya Sırma. Bu gibi programlarda en çok ağrıma giden soru odur. Kendimden bahsetmeyi biraz zahit görüyorum. İşte karşınızda duran yaşlı adam bir zamanlar çocuktu. Pervari'de oynuyordu. Sonra okulu okudu. Liseyi Siirt'te okudu. Sonra üniversite Ankara. Sonra doktora Paris. Böyle gidiyor. Ve görüyorsunuz yaşlandık. Evet, olgunlaştınız diyelim ona ama bu hayata, 78 yıllık hayata birçok kitap yazdınız. Kaç kitabınız var hocam? Yok kızım, ben utanıyorum. Bakın, sizin karşınızda bir kitabım var. Evet. Kırmızı bak, benim değil. 80 cilt. Tarih-u Dimaşk. O Tarih-u Dimaşk'ı 700 sene önce bir tek kişi yazmış. İbn Asakir. Onun bilgisayarı yoktu. Nasıl yazdı o kadar kitabı? İşte onlar alimdiler, bizim gibi değillerdi. Biz dünyaya fazla daldık. Onun için ben bunların yanında, bu kitaplar arasında kendi kitaplarımdan söz etmeyi hayasızlık bilirim yani. Daha bir şey yapamadık biz. Estağfurullah. Rabbim hayırlı ömürler versin hocam. Ama yine de belli bir sayınız var değil mi? Var, biraz var. Ne kadar hocam? Bizimle paylaşın. Çok şükür bir 40 tane kitap yazdık. 40 kitabınız var. Evet, elhamdülillah. Allah daha da çok nasiplendirsin, yazmayı nasip etsin inşallah. İnşallah. Tabii nasıl görmemden ziyade nasıl olması gerektiği belki. Çünkü Kur'an ayı dediniz. Kur'an aynı zamanda okumak da anlamına gelir. Bu 29 veya 30 günde Müslümanların kitap okuması lazım. Bu kitapların başında Kur'an-ı Kerim gelir. Yani 30 günde Müslümanlar her gün bir cüz okursalar, Türkiye'de yaşayanlar için söylüyorum, Türkçesine de baksalar, acaba bu Allah bizden ne istiyor yani? O bizi yarattı, bu kitabı da gönderdi. Göndermeyebilirdi yani. Dağdaki bir keçi de olabilirdik. Ama bizi eşrefi mahlukat yaptı. Yani yaratılanların en şereflisi biz olduğumuz için, insan olduğumuz için o bizim yaratıcıya da uymamız lazım. O bu şerefli ayın adını Kur'an ayı koymuş. İnşallah bu vesileyle hem Kur'an okuruz, hem de o Kur'an'ı anlatan kitapları okuruz. Biz toplum olarak sadece Türkiye değil, maalesef bütün İslam dünyası, Allah lütfetti hepsini gezdim ben. Eskiden Müslümanlar okurdu, Batılılar gelir hayret ederlerdi. Şimdi ters oldu bu. Onlar okuyor, biz okumuyoruz. Şöyle 17. yüzyıla ait bizim İslam dünyasına gelmiş Avrupalı seyyahları okuyorum. Mesela İstanbul'a gelmiş, bu Müslümanlar nasıl insanlar diyor. Namazdan çıkıyorlar, her birinin elinde bir kitap veya kalem, bir şeyler yazıyorlar, okuyorlar. Bizim gibi bir ahaneye gidip oturmuyorlar diyor. Şimdi rolleri değiştik. Şimdi Avrupalılar kütüphanelere giriyor, kitap okuyorlar. Bizimkiler de kahvehanelerde laklak ediyorlar. Ben tabii çok üzülüyorum. Bazen diyorum keşke Avrupa'yı görmeseydim. Daha az üzülürdüm. Ama iyi ki gördüm ki onlar
neden ilerliyor, neden biz onlara birçok konuda muhtaç oluyoruz, onu öğrendim. Kaç ülke gezdiniz hocam? Türkiye Cumhuriyetler kaldı. Diğerlerini gezdim. Bir de Güney Amerika. Oraları görmedim ama Avustralya'dan Amerika'ya kadar elhamdülillah hepsini gezdim ama turist olarak da gezmedim. Şunu da söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın ama menfaatçi olarak gezmedim. Ne manada? Tamam, ben gördüm, yedim, balığımı da yedim. Yok, gördüğüm her şeyi yazdım. Onun için benim seyahatname kitaplarım var. Yalan Dünyayı Adımlarken diye. Evet. Veya Seyahatname-i Süreyya diye. Efendim, maksat oralara gitmemiş olanlar da bilsinler. Benim bir kitabı okuyunca herhalde derler ya, şu Avustralya'ya bir gitsem. Koala diye bir hayvan var, gördünüz mü siz? Evet. Koala diğer hayvanlara benzemiyor. Bir saat beni yordu o hayvan. Ben merak ediyorum ya, bu hayvan niye böyle tembel? Gittim, ormana gittik, bir tane ağaçta bakıyorum. Ve makine de elimde. Bekliyorum ki hareket etsin, çekeyim. Bir saat hareket edelim. Sonra lütfen elini şöyle bir uzattı. Efendim, bu koala niye böyle tembel benim gibi dedim. Ondan sonra sırrını öğrendim. Neymiş hocam? Sırrı şu. Japon İmparatoru Avustralya'ya gitmiş. Ona bir koala hediye etmişler. Götürmüş. Tabii Tokyo'ya götürmüş. Bir iki gün sonra ona hakim olamıyorlarmış. Bir oraya, bir oraya, bir oraya. Ondan sonra neyse yakalamışlar. Telefon etmişler, ya bu adam rahat durmuyor. Ne yapacağız? Eyvah demişler. Onun ağacını unuttuk. Biz size gönderelim o ağaçtan birkaç dal. O onu yatıştırır. O eukaliptus diye bir ağaç var. Eukaliptus ağacının yaprakları uyuşturucu. Bizim koala onu yiyor, uyuyor. Onu yemeyince de canavar oluyor. İşte bunu hayret ettim. Sonra biliyorsunuz Avustralya'da olup başka yerde olmayan bir hayvan daha var. İki ayaklı mı desem, dört ayaklı mı? İki ayaklı çünkü genellikle elleri olan ayaklar havada oluyor. Ve onların biliyorsunuz beşikleri karınlarındadır. Bebeklerini böyle karınlarında efendim. Gidip o bebekleri okşamak çok zevkli yani ama o tehlike sezerse sizi hemen kapar yani. Ama okşarsanız bir şey yapmaz. Bunları ben torunlarıma anlatıyorum falan. Hayret. Hayret etmeyin. Siz de okuyun. Gidin görün. Peki okuyunca mı dünyayı daha çok öğreniyorsunuz? Gezince mi? Valla birini diğerinden ayırmamak lazım. Şimdi geziyorsunuz. Yarın başka bir şey gezeceksiniz. Dün gezdiklerinizi unutmamanız için akşam bunu yazmanız lazım. Uykusuz kalacaksınız, yazacaksınız. Yazmazsanız unutulur. Üzerine başka bilgi gelir. O bakımdan benim böyle bir adetim var. Ben hep yazardım. Şimdi tabii yaşlandık. Fazla da gidemiyoruz. Üstelik ben arkadaşlara diyorum, öğrencilerime diyorum. Çocuklar diyorum, şimdi çok kolay bilgisayar çıktı. Evet. Yani bizim zamanımızda o da yoktu, elle yazıyorduk falan. Şimdi bilgisayar, hatta cebinizde taşıyabilirsiniz bunu. Kangurunun sesini alabilirsiniz falan. Ama bu biraz da zevk işi. Benim bir papaz arkadaşım vardı. Paris'teyken görüşüyorduk. Bir gün bana dedi ki, hayatta en zor şey nedir? Bilmem dedim yani, çok zor şeyler var diyor. Dedi ki, hayatta iki şey var, biri cennet, biri cehennem. Okumak cennettir,
Okuyorsun. Okuduğun şeylerde dünyayı geziyorsun, bir şeyler öğreniyorsun. Ama yazmak isteyince o da cehennem gibi. Yazmak çok zor. Okumak cennet, yazmak cehennem. Bunu o papaz arkadaşım öğretmişti. Peki İhsan Süreyya Sırma'nın Paris macerası nasıl başladı? Neden gitti Fransa'ya? Valla ben İlahiyat Fakültesi'nde okurken ikinci sınıfta öğrendim ki yurt dışına gidip doktora yapılabiliyor. Kafaya koydum. Onun için de dil öğrenmek lazım. Amerika Kültür Derneği'ne çok para verdim. Dil öğrenmek için. Pişman değilim tabii. Yani okumayı seviyordum. Dilleri de seviyordum. Fakat bizim memleketin çok yanlış şeyleri var ya, düşüncesiz. Bazen de yani suiniyet görüyorum. Niye? Ben İngilizceden sınavı kazandım. Amerika veya İngiltere'ye gidecektim. Bana dediler ki Fransa'ya göndereceğiz. Yani bu ne demekti? Gitme demek. Ben Fransa'da ne yapacağım? Fransızca bilmiyorum. Keskösey'i bilmiyorum. Ama ben onların niyetini anladım. Tamam gidiyorum dedim. Gittim, sıfırdan başladım. Bir tek kelime biliyordum Fransa'ya gittiğimde, o da merci. Merci de Türkçe'ye geçmiş zaten. Ama ondan sonra da tezimi yazdım Fransızca elhamdülillah. Birkaç sene önce bir arkadaş dedi ki, hocam o tezini niye Türkçe'ye tercüme etmiyorsun? Doğru dedim ya. Onlara kaldı, Avrupalılara kaldı. Sorbon'un bir köşesinde, kütüphanede. Oturdum. Bir senede kendi kendimi tercüme ettim. O da basıldı elhamdülillah. Kaç yıl kaldınız Fransa'da? 5 yıl. Bir yılımı dile verdim. Dil öğrendim. Ondan sonra işte araştırma. Onun arasında da bir yıl Tunus'a gittim. Tunus'ta Arapçayı geliştirdim. Allah lütfetti. O zamanki İslam dünyasının en büyük hocalarından 2 kişi vardı. Bir baba oğul. Baba oğul, ikisi de alim. Birisi Fadıl bin Aşur. O zaman İlahiyat Fakültesi dekanıydı. Arapça okuyunca hiçbir şey yapmayın, onu dinleyin böyle. İlim akıyor ve zarafet ve güzel konuşuyor. Herkes güzel konuşamaz. Herkes güzel Türkçe konuşamaz. Necip Fazıl güzel konuşur mesela. Ama İhsan Süreyya konuşamaz. Fadıl bin Aşur da öyle güzel Arapça konuşurdu. Sosyoloji profesörüydü ama hukuk da biliyordu. Ben oradayken rahmetli babası 103 yaşındaydı. Ama bayağı yürüyordu. Onun da 30 ciltlik tefsiri var. Efendim. İşte o gibi alimlerden istifade ettik. Oradayken Cezayir'e gittim. Birkaç arkadaşla rahmetli Malik bin Nebi'yi ziyaret için. Malik bin Nebi o zamanlar işte gençlerin, Müslüman gençlerin okuduğu, düşünen bir kafaydı. Gittik, onunla görüştük elhamdülillah Cezayir'de. Sonra Paris'e döndüm. Tabii Paris'teyken bir şansım daha vardı. Hamidullah Hoca oradaydı. Profesör Muhammed Hamidullah. Haftada 2 gün beraber oluyorduk. Bir cuma günü camiye gidiyorduk. Cumaya. Ve o zaman sadece bir cami vardı. Onun arsasını da Sultan Abdülhamit almış. Sonra çok cami yapıldı. Pazar günü de bizim açtığımız bir Müslüman talebe cemiyeti vardı. Orada hoca gelir bize sohbetler yapardı. Ne kadar güzeldi o günler yani. Özlüyorsunuz. Özlüyorum. Ama gençlik bir daha gelmez. Hamidullah Hoca da gelmez. Allah bizi o tarafta kavuştursun inşallah diyorum. İnşallah. Peki objektiflere bakarken gençlerimize dediniz ya, gençlik bir daha gelmez diye. En iyi şekilde nasıl değerlendirmelerini istersiniz? Gençler beni dinlemiyor. Diyorlar ki ya, bu yaşlılar anlamıyor. Öyle zannediyorlar efendim. Ben gençlere diyorum ki, eğer
tırnak içinde adam olmak istiyorsanız telefona fazla bakmayın. Fesat buka bakmayın. Kitap okuyun. Kitap kadar güzel arkadaş yok. Trende bir yere gidiyorsunuz, canınız sıkılır. Kitabınız yanınızdaysa o arkadaş. Uçakta öyle, vapurda öyle. Ama bizim şimdiki gençler maalesef kitap okumuyorlar. İşte ben buraya Marmara'yla geliyorum büroya. Herkes cebinden bir tane telefon çıkarıyor. O lüzumsuz şeylere bakıyorlar. Efendim, tweet midir, bilmem nedir falan, fesat buktur. Onlara bakıyorlar. Halbuki Paris'e kitap okunur. Bakın Avrupa bu telefonu çabuk atlattı. Korkuyorlardı. İşte bizim gibi hocalar da diyorlardı ki bu okumayı bitirir bu sistem. Ama çabuk döndüler. Yani tabii metroya bindiğinizde telefona da bakan var ama yine Paris metrosunda çoğu insan kitap okur. Hatta size bir şey anlatayım. Buradan doktoraya gidince Paris'te bir talebe yurduna gittim. Efendim kaydoldum. Dil okuluna gidiyorum. Sabah 7'de metroya biniyorum. Tıklım tıklım. Ama herkesin elinde bir kitap. O yaşlı teyzeler böyle titriyor, elinde bir kitap okuyor. Ben Türkiye'den gelmişim, onlara bakıyorum. Affedersiniz salak salak. Ertesi gün gittim bir roman da ben aldım. Böyle 20-30 tane roman bitirdim metroda. Şimdi gençlerimiz okumuyor ya. Yani onlar çabuk atlattı, biz takılı kaldık. Onlar atlattılar, evet. Biz neden takılı kaldık? Bilemiyorum. Gençlerle konuşmak lazım. Kolay mı geldi? Bizim Türkçe'ye Arapçadan geçmiş halavet diye bir kelime var. Yani okumanın tadını almadı gençler. Yani bir şeyi tutmak için tadını almak lazım. Tadını almak lazım. Okumanın ne kadar güzel olduğu, ne kadar faydalı olduğunu bizim gençler bilmiyorlar. Hatta yani hocalar bile okumuyor. Niye? Çünkü maalesef bir şey çıktı. Ben mesela doktora tezlerine girdiğimde sınavlara bakıyorum, bu adam gitmiş kitabı görmüş mü? Yoksa bunun PDF'ine mi bakmış? PDF'se kabul etmiyorum. Adam yazmış bu kadar kitap, git gör. O kitabı da öp. Nedir PDF? Bir de bu PDF'i yapanlar Avrupalılardır. Üzerinde de oyun oynayabilirler yani. Hoşlarına gitmeyen satırı kamufle eder, bir şey yapar falan. Onun için ben gençlere diyorum, aman PDF okumayın. PDF, hocam diyorlar, evde oturuyorum, sigaramı içiyorum, çayımı içiyorum, PDF bakıyorum. Ya o sigarayı zaten hiç içme. Fakat gidip kütüphanenin kokusunu almanın da bir zevki var ya. Kütüphaneye gitmek lazım. Süleymaniye diye güzel, dünyanın en güzel kütüphanelerinden birisi. Ama gidin boş. İnşallah bir gün bu gençler uyanır, kitaba dönerler. O telefon benim de cebimde var. Ama ne zaman çalarsa cevap veririm. Buyurun falanca ise tamam bitti. Ama ben telefondan açıp makale okumam. Onun da bir zevki var yani. Kızım okuma, gazete okuma bitti. O gazeteyi açacaksın, sayfayı çevireceksin falan. O zevk de kalmadı yani. O bakımdan ben tabii tarihçiyim bilmem ama sanki dünyanın sonuna geldik. Bundan sonra Allah diyor ben peygamber göndermeyeceğim. Dünya çok bozuldu. Bu depremler oluyor. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Ama korkarım
dünyayla çok oynuyorlar bu Amerikalılar, Batılılar. Bu yeni yeni icat ettikleri bombalarla insanlığı yok ederler yani. İkinci Dünya Savaşı'nda işte bir tane bomba attılar, Japonya bitti. Evet. Allah korusun. Türkiye'ye birkaç tane attı, bitti yani. O bakımdan bu teknoloji denen şey aslında bizim düşmanımız. Çünkü silah hakim isen güzeldir. Hakim değilsen silah başka şeyler yapar yani. Onun için ben silahımı kapalı tutuyorum cebimde. Silahsız gezmiyorum tabii ben. Efendim cebimde var ama hiç onu kullanmıyorum yani. Gerektiğinde kullanırız. Ama bazen diyorum da merak ediyorlar ben, ya hoca silahın var mı? Evet diyorum. Bu benim silahım. Vallahi Ramazan bütün Müslümanlar için ne ifade ediyorsa benim için de öyle. Güzel bir aydır. Ama en güzel Ramazan'ı nerede geçirdin diye sorarsanız, birincisi çocukluğumda öyle oruç tutmak bir kahramanlık gibi bir şeydi ben ilkokuldayken. Onları unutmuyorum. Bir de Tunus'ta geçirdiğim Ramazan. O kadar güzel bir Ramazan ki. Çok basit ama güzel iftarlar yaparlar. İftardan sonra camiler falan. Bir de o güzel ilahiler falan okunur. Öyle. Tabii gurbette geçirdiğim var. Tunus'ta. Yarısında yalnızdım, yarısında hanımı götürdüm. Ama buna rağmen güzeldi Tunus. Viyana'da yalnız geçirdim bir Ramazan. Paris'te de tabii. Paris'te öğrenciydik yani. Talebe lokantasında iftar ediyorduk. Saint Michel diye bir yer var. Orada Müslüman talebe lokantası var üniversitenin. Orada efendim iftar ediyorduk. Tabii Medine'de de Mekke'de de Ramazan çok güzel. Allah nasip etti. Orada da Ramazan'ı geçirdik. Yani o insanlar Allah'ın evi etrafında oturmuş bekliyorlar. Allah'ın rahmetini bekliyorlar. Ve ya Rabbi biz senin için açtırıyoruz. Bir arkadaş söylemişti, dedi ki Süreyya dedi, dünyada benim kadar Allah'ı seven kimse yok. Niye hayırdır dedim, ölçtün mü dedim. Çünkü benim kadar yemek seven ve oruç kendisine zor gelen insan yok. Ama yine de tutuyorum. Ama de senin sevabın daha fazla. İnşallah bu Ramazan da bu millete hayırlı günler getirir. İnşallah insanlar metroda yürüyünce birbirine böyle sert bakmazlar, gülümseyerek bakarlar. İnsanlar birbirlerini severler, camilere giderler, teravihlere giderler. Ve Ramazan tabii Kur'an ayıdır. Kur'an'ı okumak lazım. Kur'an hakikaten Allah-u Teala'nın bize bir lütfudur. Hele bazı camilerde güzel mukabeleler oluyor. Güzel Kur'an okuyanlar. Bunu söylerken Erzurum'u hatırladım. 20 senede Erzurum'da kaldık. Uzun bir süre. Uzun bir süre. Arkadaşlarla böyle ikindi vakti giderdik o camilerde. Her gün bir camide dinlerdik o. Erzurum'un hafızları meşhurdur. Efendim. İftarlar. Sonra teravih. Efendim, Ayaspaşa diye bir bölge var Erzurum'da. Oranın imamı Allah rahmet eylesin, hatimle namaz kıldırırdı teravihi. O kadar güzel olurdu ki yani. İnşallah, yani Ramazan bir bakıma bayram, her gün bayram. Ben böyle diyorum da bazı arkadaşlar, ya ne bayramı, midemiz boş. diyoruz akşama, akşama yiyeceksin işte falan.
Vallahi eğer sağlığım müsait olursa, şimdi artık yaşlandık sabah namazından sonra biraz okurum. Yani Ramazan dışında. Ama Ramazan'da genellikle ikindiden sonra okumayı tercih ediyorum. Efendim, ikindiden sonra evde böyle oturup okumayı. Bazen burada oluyor ama evi tercih ediyorum. İftara doğru oturup Kur'an okumak güzel oluyor yani. Erzurum'dayken daha çok yapıyorduk. Ve Viyana'dayken ben. Şimdi İstanbul çok büyük, maşallah birkaç devlet ediyor. Ama buna rağmen bazen arkadaşları davet ediyoruz iftara. Bazen de biz gidiyoruz. O iftarlarda tabii senede bir belki yediğimiz yemekler oluyor. Arkadaşlarla görüşüyoruz. Ve tabii camilerdeki teravihler çok güzel. Müslümanlar Ramazanlarda biraz aç kalıyorlar ama en güzel yemekleri de iftarda yiyorlar. Her iftar bir bayramdır yani. Hele Erzurum'da şey yaparlar, mutlaka her evde kadayıf dolması. Kadayıf dolması yaparlar. Kıymalı yumurta yaparlar. Börek yaparlar. Ve o su böreğini Erzurumlar gibi güzel yapan kimse yok. Ondan sonra tabii siirtleri söylemezsek. Şimdi siirt yemekleri de gelin. Madem Ramazan'dan, iftardan bahsediyoruz, en çok siirt yemeklerinden neleri seversiniz? Vallahi eğer hile yapmasalar, yani tereyağıyla yapılmış peynirli börek. Peynirli börek. Evet, tereyağıyla yapılmış olacak ama şimdi değişik yağlar koyuyorlar, güzel olmuyor. Peki. Ve çorba tabii. En çok hangi çorbayı seviyorsunuz? Vallahi hangisi olursa olsun. Fark etmez mi? Fark etmez, evet. Ama tabii Erzurumların bir çorbası var. Ona özel bir ot koyuyorlar. Çaşır. Aşır otu. O çorba çok güzel oluyor. Tabii burada o imkanımız yok yani. Vallahi gençler şimdi kaçıyorlar. Gençler birbirleriyle daha ziyade buluşuyorlar. Allah onları bağışlasın. Zaman zaman geliyorlar buraya. Sohbet ediyoruz onlarla. Gençlere şunu söylüyorum. Bir defa Kur'an-ı Kerim'i 30 günde bitirsinler. Bir de Peygamber Efendimiz'in hayatına dair bir kitap okusunlar. Bir kitap okusunlar. Eğer öyle bir kitap yok derlerse gelsinler, ben bedava vereceğim onlara yazdığım kitabı. Ya bir kitap Peygamber Efendimiz'in hayatını okusunlar yani. Fazla bir şey değil yani. İki günde biter. Hamidullah Hocam'ın kitaplarını okusunlar. Muhammed Hamidullah Hocam'ın kitaplarını okusunlar. Bir de yine Muhammed Hamidullah Hocam'ın İslam Peygamberi diye bir kitabı var. Onu okusunlar. Yani benim kitabı okusunlar demiyorum. Bir tane Kur'an meali de yanlarında bulunursa, diyelim ki Yusuf Suresini okuyor. Acaba bu ne demek istiyor? Yanındaki meale bir bakıversin. Öyle çok zevkli olur yani. Çok zevkli olur. Efendim. Dünya edebiyatından tabii Fransız diyorsanız Victor Hugo tabii. Victor Hugo'yu seviyorum. André Gide yok. André Gide de sormuşlar. O da Victor Hugo demiş zaten. Tabii bizim Arap edebiyatında mesela bir kitap var, El Egani, adı şarkılar demek. Şarkılar, İsfahani'nin, Bağdadi'nin, efendim, o bir sayfa okuyorsunuz sanki
şarkı söylüyor Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm'ü bilirsiniz. Ümmü Gülsüm dünya çapında bir bayandı. Allah rahmet eylesin. Aynı zamanda hafızdı o. Ve benim bizzat gördüğüm Abdülbasit Abdüssamed. O tabii onun Kur'an okuyuşu bir başka. Allah rahmet eylesin. Bunlar Kur'an'ı sevdirdiler. Bizim Kani Karaca var. Kani Karaca'yı da dinlemek lazım. O da güzel okur efendim. O Davudi sesiyle. Allah rahmet eylesin. Hafız Burhan vardı. Evet. Yani dinlersek dinlenecek çok şey var. Okursak okunacak çok şey var. Hiç bahane bulamayız. Hiç bahane bulamayız. Şu güzel İstanbul'da her şey var yani. Yeter ki bu Batı'nın bizim aramıza soktuğu adavet olmasa, düşmanlık olmasa. Ya birbirimizi seveceğimize niye birbirimize düşman oluyoruz ya? Sevgi varken, aşk varken niye düşmanlık? Niye düşmanlık? Ama biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bize bunu öğretmek için iki kardeşin kavgasını anlatıyor yani. Habil Kabil meselesi. Niye? Diyor ki şeytana uymasanız hayat güzel olur. Hem Allah sizden razı olur, peygamber sizden razı olur, insanlar da razı olur yani. O bakımdan madem ki Kur'an ayındayız, Kur'an'ı okuyalım. Bir de Kur'an'a benzer kitaplar yani onu anlatan hadis kitaplarını okuyalım. Kini bir tarafa bırakmaya çalışalım. Birilerine kindar olmuş olabiliriz. Onu terk etmeyi deneyelim. Sevelim birbirimizi yani. Sevelim. Bizim önce Erzurumlu, sonra Tillolu, Siirtli bir alimimiz var, İbrahim Hakkı. O diyor ki, Mevlam Rezzak-ı Alem'dir. Rızk için gam çekemem. Kul yaratmış, rızk da vermiş. Rızksız kul yaratmaz ya. Yani Allah rızkı da vermiş, kulu da vermiş, birbirine muhtaç etmiş. Kimi yarattıysa onun rızkı vardır. Bakın size bir olay anlatayım. Bir gün bu masada çalışıyordum. Herhalde Temmuz ayı falandı. Sıcaktı, pencere açıktı. Bir okula konferansa gitmiştim. Bana bir orkide vermişlerdi. Orkide duruyordu böyle. Orkide çok güzel bir çiçek. Efendim. Bir tarafta da Kur'an okuyor. Minşavi, Sıddık Minşavi okuyordu. Çok güzel bir kari. Ben de bir şeyler yazıyordum. Bir arı girdi buradan. Ben bazen anlatıyorum, inanmayanlar oluyor. Olsun ya, ben yine anlatıyorum. O arı geldi benim orkideye kondu. Başladı ayaklarıyla o çiçeği kazmaya, kazmaya, kazmaya. Ayakları böyle doldu. Ondan sonra tabii bir yerde de Kur'an dinliyor. Sanki bana dedi, hadi eyvallah, ben alacağımı aldım, uçtu gitti. Onu çağıran belki o koku değil, belki Minşavi'nin Kur'an'ıydı. Kur'an'ıydı. Kim bilir o kime bal yaptı ve o şifalı bal oldu. Onun için Ramazan mübarektir. Ve bizim en büyük sermayemiz Müslümanlıktır. Ne devlettir ki dildarım sen oldun. Enisu munisu yarım sen oldun. İbrahim Hakkı diyor. Benim için ne büyük bir mutluluktur ki. Benim sevgilim sen oldun diyor. Allah'a diyor ya. Biz Müslümanların isteyeceği başka şey olamaz. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Ama bunu tatmak lazım. Tatmayan bilmez.
tatmayan bilmez. O sevgi öyle bir şey ki, hani anlatırlar bize, okulda anlatmışlardı efendim, hepinizin bildiği şey. Mecnun hastalanmış, aşkından hastalanmış. Ya oğlum nedir bu ya, bu niye? Hocam demişler, bir kıza aşık. Demiş, gidip isteyelim ona falan, bir gideyim görelim. Oğlum diyor, insan buna aşık olur mu? Bunun için kendini böyle öldürür mü? Hocam diyor, gözlerimi çıkar, onlarla bir bak bakalım. İslam'a böyle bakmak lazım. Yani o Kur'an ayetlerinin o tadını hiçbir balda bulamazsınız. Hayırlı Ramazanlar. Size de efendim, sizin vasıtanızla bütün Müslümanların bayramını ve Ramazan'ını tebrik ediyorum. Halis niyetiyle ortak tarih şuurumuzu bilinçlendirmeye yardımcı olan nadide değerlerimizden birine konuk olduk değerli izleyenler. İyilik hikayelerinin, halis niyetlerin çoğalmasını her zaman arzu ediyoruz bu mübarek günlerde. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar, hoşça kalın.